İyi haftalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. bir de Medya'ya hoş geldiniz. Ee, önemli iki haber var. Daha doğrusu bir haber, iki gazetede, manşette ve dinlemelerle ilgili. Ee, bunları konuşacağız öncelikle. Avni özgürlerle birlikteyiz. Yeni haftaya birlikte başlıyoruz. <laughs> evet. ee, Avni abi aslında tartışmalar 3 aşağı 5 yukarı benzer ama... Star Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi ile başlayalım evet. Çünkü o ikisi bugün enteresan iki manşetle çıkıyorlar. Biri diyor ki derin kulak Pensilvanya... Evet. E, paralel yapının en karanlık komplosu deşifre edildi. Darbe çetesinin hayali terör örgütü isimleri üreterek Başbakan Erdoğan, yakın çevresi, siyasetçi, gazeteci, yazar, STK temsilcileri ve iş adamlarının aralarında bulunduğu binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediği ortaya çıktı diyor. Yani çok korkunç bir manzara açılıyor. Şaşırdın mı? E, yani, yani bu kadarını... Kimin, kimin dinlediği bir tarafa ama yani Bugün sen de meşhur olmuşsun. Evet. Öyle. Bir, o güzel fotoğraflarım var. Evet. <laughs> Sonra, her evet. ne kadar çok güzel bir fotoğraf koyuyor ya sana. Evet, biraz e, estetik evet, vardı estetik. ama sonrasında <laughs> onu yansıtamamışızım. Yani. Evet. Ama yani zaten e, Türkiye'de gazetecilik yapıp da ben dinlenmiyor muyum? Dinlenmiyor muyum? Diye böyle tereddüt içinde olan e, herhalde pek yoktur. Biraz saflık olur evet, herhalde saflık onu oldum. söylemek. Evet, evet. E, Paralel Örgüt Star'daki manşetse şöyle. Aslında aynı haber 3 aşağı 5 yukarı. Paralel yapının selam terör örgütü bahanesiyle aralarında siyasiler, bakanlar, gazeteciler, iş adamları, sanatçılar, bürokratlar ve sivil toplum yöneticilerinin bulunduğu en az 7 bin kişiyi dinlediği ortaya çıktı. Star bu listede bulunan ve 2011 yılından beri dinlenen 3000'e yakın ismi ele geçir diyor. 3000 civarında bir isimden bahsediyor ve tam evet. listesinde internet sitesinde yayınlıyor. İsimleri koymuş hem Star gazetesi evet, hem de evet. Şafak gazetesi. Vallahi kimler yok diye baktığın zaman herkes var. Evet öyle. Yani bir manzara olarak çok endişe edici bir, bir durumla karşı yani karşıyayız baktığınızda. Hani e, bu luna parklarda bir korku tüneleri olur ya. Evet. Ta, bunun gerçeğini eğer arıyorsan işte Türkiye'deki bu yapılanmalarda, bu illegal yapılanmalarda bunu görmek mümkün. Yani bu... E, telefonla dinlenirler, dinlerler kimini. Kiminin evine kameralar koyarlar. Şunu yap, kasetler biriktirilir. Şu olur, bu olur. Yani ondan sonra da bunlar şu şöyle ya da böyle bir ihtiyaç zuhur ettiğinde diyelim ki sen işte bir yerin bir televizyonda yöneticisin. Ve ihtiyaçları var. Ve ihtiyaçları var. O anda senin önüne getirilebilir bu yani, yani şunları konuştun bunları konuştun Bak şunları şöyle, yayınlarız geçenlerde, şunları yayarız e, Evet geçenlerde e, Cüneyt Özdemir evet. e, Yazmıştı e, Bir gazeteci kendisini aramış Ve Demiş ki ya sen bu kadar şöyle şöyle Şey yapma ya bak seninle de ilgili Şöyle bir bir şeyler var Yani yarın ön önüne bunları koyarlar Yani sen de üzülürsün Biz de seni seviyoruz hani üzülürüz Falan gibi Yani Bunların şantaj. önüne koyuluş e, tabi şantaj yani bu bunların önüne koyulmuş şekli de farklı. Ya senin hiç şey olmadan pat diye bakıyorsun ki telefon ediyorlar e, Yavuz e, işte internet sitesini gördün mü? <laughs> diye so haber veriyorlar. Ya da işte böyle bir arkadaş, eş, dost telefon açıyor. Diyor ki şöyle şöyle yapsan da böyle böyle yapsan. E, bu Türkiye'de son e, yıllarda sık sık şahit olduğumuz bir şey bazılarını ister istemez işte cesaretin var savcılığa şikayet ediyorsun bana şöyle şantaj yapılıyor diye ama ben biliyorum ve inanıyorum ki pek çok insan pek çok meslektaşımız veya siyasetçi bu şantaja boyun eğmek zorunda hissedebiliyor kendisini ya ailevi sebeplerden, ya ticari sebeplerden, şu bu filan. Ben bir tane yani isim vermeyeyim, bir kişiyi tanıyorum. Ee, önemli de bir zata e, bir rüşvet vermiş. Ee, uluslararası ilişkileri olan bir iş adamı bu kişi. Ee, utancımdan dolayı, daha doğrusu diyor ki yani yurt dışındaki ortaklarım veya İş yaptığım insanlar gözünde itibarım yerle bir olur diye şikayet edemedim diyor. Evet Mesela, Bunlardan birisi. Gibi. Ama, yani bu tür şeyler çok yani. O tabii. Anlamda. Yani dinliyorsun çok aslında alçakça bir yöntem. Dinliyorsun evet. köşeye koyuyorsun. Evet. Bekliyorsun ihtiyaç olduğu zaman çıkartıyorsun. Evet. Ve, belki de anlamından kopartarak başka şekilde insanların önüne koyacağını söyleyerek Tabii bir takım gibi işler yani. yaptırıyorsun. Yani bu teknoloji bir takım e, senin sıradan bir konuşmandan çok daha farklı anlamlar yüklenebilecek bir konuşma üretmeye de müsait yani şu anda. Elbette bu buna müsait ama aynı zamanda şöyle bir takım etkileri de var. Bu dinleme meselesi yeni bir mesele değil. İşte şu anda ben de dinlediklerini en azından buradaki haberlerden anlıyorum. Dinlemelerine ilişkin herhangi bir şüphem de yoktu senin söylediğin gibi. Bunu seninle birçok kez de evet, konuştuk evet. zaten. Ee, ama şu, bu şekilde ortaya çıktıktan sonra seni arayan insanlar, haber kaynakları, konuştuğun insanlar, tabii. telefonla e, irtibat kurduğun insanlar. konuşmak kadar seninle nasıl konuşacaklar? Diyor, tabii. Yani ne anlatacaklar? Tabii. O konuştuklarının mesela bir haber verecek diyelim. Ya hükümete eş, ilişkin eşin, bir haber verecek. E, bırak onu. Yani haber kaynaklarını bırak. Ahbabın, eşin, dostun. Evet. Yani Arıyor sen senle normalde samimiyet içerisinde konuşa gelmiş bir insan sana telefonda bir şeyler söylemeye korkar acaba yanlış mı anlaşılıyor acaba doğru mu o kayıtlarda kendi kayıtlarda var mı değil ederek, mi yani ileride nasıl kullanıcağım senin üzerinden ileriyecek. yola çıkarak acaba o dinleme halkasına kendisinin de katılıp katılmayacağı. yani bütün bu endişeler var çok ciddi de soru işaretleri nasıl dinlemişler peki bu kadar insanı. Bir de tabii böyle bir soru var. Bir yasal bir dinlemeden bahsediyoruz. Bir soruşturma başlatıyor savcı. Oradan biraz bilgi vereyim mi? Evet. E, paralel yargı üyelerinin imza attığı illegal dinlemeler için çeşitli soruşturmalar kullanıldı ve dinlenecek isimler bu dosyalara dahil edildi. Bazı isimler 17 Aralık 25 Aralık operasyonları kapsamında. Bazıları ise daha önceki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmalarda dinlendi. Meydanları savaş alanına çevrenlere ceza görmeyen paralel yargının vandallarla ilgisi olmayan birçok ismi geri soruşturmasına dahil ederek arşivlemesi dikkat çekti. Başsavcılık incelemeyi derinleştirdikçe paralel yapının başta Başbakan Erdoğan olmak üzere. Burası evet. çok enteresan. Türkiye'nin önüne gelen birçok ismini dinlemek için bir terör örgütü uydurduğunu da ortaya çıkardı. 2011 762 numaralı dosya kapsamında neredeyse tüm Türkiye'yi kendilerinin uydurduğu Selam Terör Örgütü bahanesiyle dinleyen paralel yapı dinleme ve fişleme işini 7 Şubat 2012'deki mit krizinden önce yani 2011 yılında başlattı. Evet. Ve halen de devam ediyormuş. Yani bu sanıyorum 6 aylık sürelerde uzatılan bir biçimde. Evet. Bu işle ilgili karar alan bu işi kovalayan savcı karar alan e, hakim 7 bin kişi bir selam örgütü nedir? Yani bu nasıl şimdi bu organize bir buradaki, iş gibi görünüyor. Tabii canım yani. Şimdi hiç, bize düşense ne? Bize düşense Aslında başından beri söylüyoruz. Evet. ne yaptığınız bütün programlarda evet. da bir paralel yapı var ise söylendiği evet. gibi ya çıksın ortaya niye bunun, çıkartılmıyor? Bunun bu bunu mutlaka bunun mutlaka bunun mutlaka sorumlusu var. Sorumluları var. Bunların ortaya konması bir bu. Kimin Peki, sorumluluğunda bu? Hükümetin sorumluluğunda. Ya, Bugüne bak, kadar niye duruyoruz yani, yani? E, mutlaka ve mutlaka. ama şöyle bir şey var. Ben herhalde şunu savunmamız gerektiğini düşündüm. Şu noktadan sonra bir meclis soruşturması. Yani bu münasıran bu konuya ilişkin. Bu bu çünkü bir savcının tek başına bir savcının şimdi artık özel yetkililer de kalktığına göre öyle değil mi? Evet. Bir savcının tek başına gerçekleştirebileceği bir soruşturma değil bu. Ama meclis soruşturmalarını da biliyoruz abi abi. Oralardan Ama da me nasıl da meclis, biliyoruz. Me işlemleri. Meclis araştırması o söyledik Yani, yani meclis soruşturma yani en azından parlamentonun bir takım sor, yani şu şimdiye kadar e, biliyorsun ki ifadeye meclise ifadeye çağrılıp da ben gelmiyorum kardeşim sizin yetkinizi tanımıyorum diyenler geçmişte oldu. koman gibi. gibi. Ama şu noktadan sonra ben buna pek e, şey yapılabileceğini zannetmiyorum. Yani böyle bir şeyle karşılaşacağım zannetmiyorum. Ama bu meclis soruşturmasının şey şu Meclis soruşturma raporu biliyorsunuz savcılık iddianamesine dönüşür. Elbette. Hemen. Yani e, bunu çok fazla da sündürmeden böyle bir şey olabilir gibi geliyor bana. Meclis siyasi iradeyi de o arkasına koyarak. Yani Şimdi... bu sefer çünkü hiçbir savcının yaptığı seni tatmin edecek, beni tatmin etmeyecek. Öbürünü tatmin edecek Ama... veya mağdur edecek bir başkasını memnun edecek. Yani böyle bir şey sıkıntı olabilir gibi Ama geliyor. Ama bu işin bir de adli yönünü artık bir şekilde hükümetin elinde bilgiler olduğuna. Hükümet Mesela hükümet ben şimdi söylüyorum Adnan Çimen diye bir savcı. Bu evet. dinleme Tabii. izinlerini talep eden, alan, evet. dinleyen, dinleten ve kayıtları tutan evet. savcı. Şu anda görevde. Ya birisinin ona sorması gerekmiyor mu? Arkadaş sen Nereden bu kadar geliyor adam, diye. Bu kadar adam niye dinlettirdin? Evet. Nedir senin elindeki iki tane ihbar mektubuyla yedi bin tane adam dinlenir mi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir ya de, birisini hızla yarın yarından sonra sorması gerekmiyor mu? Hiç şüphesiz. Yani, yani nasıl bir ülke burası? Yani hiç şüphesiz o zaman sorulması lazım. Sorunları bulmamak da sanki bir sorumluluk ortaya çıkartıyor hükümet Kes, açısından bari. Kesinlikle göre. yani bu tablo böyle. Zaten öteden beri söylüyoruz. Hani hep paralel yapı, paralel yapı demekle olmuyor. Yani bu yapı ne ise bunun ee, ekonomik boyutu var, bunun siyasi boyutu var, şu su var, bu su var. Bunu masanın üstüne koymak lazım. Eksiyle fazlasıyla insanların Bunu Cemaat de böyle var. söylüyor aslında. Değil mi? Evet. Yani varsa çıksın ortaya. E şimdi bunu böyle söyleyen yapıya sürekli meydanlardan e, eleştiri yöneltmek hatta her gün evet. eleştirinin dozunu yükseltmek yerine nar icraata ihtiyaç yok yani, mu? Nara atmak. En basiti yani, ve belki de buradan bir siyasi bu. aynı zamanda kazanç elde etme amacı. Ama Hiç diğer belirsiz. tarafı diğer tarafı çözülmesi gereken tarafı, diğer tarafı aydınlığa kavuşturulması gereken taraf. Hadi <laughs> şu e, Türkiye'yi bu esasında bir bakıma hem medya açısından hem e, siyaset açısından iş dünyası açısından esir alma projesi gibi neredeyse. Yani. 10 kişi bu yapılanmaya isyan ederse 100 kişi teslim oluyor bu yapılanmaya. Ben dinlenen kişilerden bir tanesinin savcılık ifadesinde, savcılık içeriye almış o kişiyi. Muhtemelen bu listede de adı var. Ne hissettin diye sorduğumda çırılçıplak hissettim kendimi dedi. Çünkü dinletiyor orada yani kayıtlar var şu anda. Kayıtlar var. Tapesini göstermişler. Önüne koymuşlar. Kızardım dedi. Çok normal yani insan birçok bir şey konuşabiliyor. Ayrıca tabii evet. bunun Türkiye'nin yönetimine etkisi, Türkiye'de alınan kararlara etkisi, eğer böyle bir şantaj varsa çok önemli. Ee, Yeni Şafak gazetesi yazmış bu haberi. Evet. Manşetine taşımış ve Star dedik. Hem Star'dan hem Yeni Şafak'tan birer evet. yazar genel yönetmenleri bu konuyu işlemişler doğal olarak köşe yazılarında. Önce bir İbrahim Karagül'e bakalım. Tamam. Ee, ne yazmış bu meseleyle ilgili. Artık Anlayın diyor İbrahim evet. Karagül. Yıllarca durmaksızın insafsızca insanları fişlemişler. Hayali örgütler kurmuşlar. Şemalar oluşturmuşlar. Bu şemalara göre suçlayacakları düzmece bir yargıyla hapsedecekleri insanları belirlemişler. Hepimiz terör örgütü üyesi olmuşuz. Darbe sonrası hapislere doldurulacakmışız. Tasfiye edilecekmişiz. Belki de yok edilecekmişiz. İsrail usulü toplu gözaltı merkezleri mi kuracaklardı? ABD usulü gizli sorgu ve cezaevleri mi oluşturacaklardı? Bu kadar insanı nasıl yargılayacak, hangi hukukla mahkum edecek, nasıl cezalar vereceklerdi? İdam cezasını yeniden mi getireceklerdi? Tam anlamıyla bir darbe planı yapmışlar. Darbe sonrasının kıyım senaryosunu yazmışlar. Yıllarca bunun için çalışmış hazırlık yapmışlar. Herkesi bir örgüt şeması içine almışlar. Başbakanı bile örgüt mensubu yapmışlar. İlk soruşturmayı başbakanın ismiyle başlatmışlar. Bu ne cüret? Hangi ülkede böyle bir şey olabilir? Türkiye bu suçu affetmez. Bu ihaneti unutmaz. Bu millet yakanıza yapışır. Bu kadar kötülük düşüncesine Allah fırsat vermez. O savcılar, o polisler, o hakimler, o istihbaratçılar, o medya tetikçileri, o algı yöneticileri bu listeye ne diyecek? Normal karşılayacaklarsa gerçekten ürkütücü. Böyle bir listeyi normal karşıladık yani, zaten söz konusu olarak. Herhalde bu, savunacak burada, bir tane yani, insan bulunmaz bunu Türkiye'ye. Karagül'ün değerlendirmesine katılmamak mümkün değil. Ee, El verir ki bunlar böyle gazete sütunlarında yayınlanmakla kalmasın. Senin de söylediğin gibi hemen yargıya, soruşturma ya gerekirse... İmzalar belli isimler, belli, isimler ya. belli, hakim belli, savcı evet. belli, bu Neyse, üç yıl tabii, devam tabii, etmiş. Tabii. Altı ayda bir belli ki bu süre uzatılmış evet. ve bu soruşturma bir şekilde iddianameye dönüşmemiş. Mutlaka herhalde yani sorulması gereken şu, bir, bir yani soru var burada. E, belki savcı değiliz, hakim değiliz. Hatta hukukçu olmaya da gerek yok bu işler için. Önüne bir insanların, bir, birilerinin dinleme talebi dosyası gelse. Sen demez misin? Niye dinlemiyoruz Dinliyoruz, Dinliyoruz. karşısını bunu. Hangi Ve, bu Ve bu kim? He. diye. Yani bir hakim bunu imzalarken bu kararı bir savcı bu talepte bulunurken yani emniyetten geliyor bu talep. Değil evet, mi? Evet. Genelde em, bu şöyle bir alışkanlık var. Emniyet işte fezlekeleri iddianameye dönüştürdüler diye bir şey vardı. Evet. Görüş vardı. Emniyet fezlekelerini tereddütsüz imzalama alışkanlığı var savcılarda. Hatta o fezlekelerin iddianame olarak gittiğini de biliyoruz. Sonradan tabii. Bütün bunların yol açtığı tablolar mı bu ama sadece bu olamaz. Dinleme i̇hbar mektubundan talepleri. bahsediyor şimdi. Tabii. Ee, bir ihbar mektubu gidiyor ve bu kadar insan için dinleme kaydı alınıyor. Ama evet. işin bir de başka boyutuna bakmamız lazım. Yani bugün e, şöyle de bir algı oluşmasın. Benim ismim orada olduğu için buna karşı çıkıyor değiliz. Ergene Ergenekon zamanında zaten bu işin suyu çıkmamış mıydı? Hiç Yine biz, bir ihbar canım. mektubuyla tabii. başlayan bir süreçte ve dinlenen birçok insan ve özel hayatlarına ilişkin birçok bilgi ben Erzurum'da bir çok şeyde baksana mesela e, o zaman da hatırlarsan ankesörlü telefonlardan ihbarlar yapılıyordu. İşte bu tır, Ama o ihbarlar değerliydi o şeyle... zaman İbrahim Karagül için. O evet, ihbarlar değerliydi işte o zaman pro... Mustafa Karaylıoğlu için. İşte bu, yani bugün problemimiz bunları söyle... burada. 17 Bizi... Aralık mıdır yani bu işin? E, problemimiz burada. Biz öldüğü iş, ve değiştiği. Işim, yani medya açısından da Tabii. E, siya, e, siyaset açısından da. İşimize geldiği vakit bir şeyler yani bu hukuk devleti olmayı becerememenin sonuçları bunlar esasında. Yani evet. işimize geldiği vakit o e, şeyler bizim hasmımıza yönelik, onu hedef alan bir şey oldu vakit kapıyı açıyoruz. Ne derse desin tamam artık ne yapalım? Yani o kadar ki işkenceyle alınmış ifadeleri şayet suçu kanıtlıyor ise eee muteber kabul eden Yargıtay kararı var ya. Evet. O gün değerliydi o gün ihbar mektupları. Bugün evet. o işten e, müzdarip olan insanlar ve o gün birçok insan da çığlık atıyor. Diyordu ki yapmayın bu kuralsızlık, bu anlayışsızlık, bu hukuk dışılık bir gün mutlaka size de zarar verebilir. Evet o gün geldi. Yani bir ...müsibet bir bin nasihattan iyidir dedikleri herhalde bu olsa i̇şte, gerek. Evet. Mi? Ee, yani ama bunu işte başka nasıl açıklayabiliriz ki? Ama yeter ki ders alırsak. Ders alırsak ama bugün de ders alınması için i̇şte öyle başkalarından mi? o dersi daha çok bekleyen bir tavır var. İşte e, Mustafa Karadeloğlu da yazmış. Başbakanın. Şimdi bizim alınması. herkesin yani mesela ben bu habere karşı Zaman Gazetesi'nde nasıl bir tepki oluşacak onu bilmiyorum. Evet. Muhtemelen ee, i̇nşallah inşallah ümid ederim ki sanıyorum tepki göstereceklerdir yani, yani bunu sahiplenmeleri arkasında hayır, durmaları elbet, mümkün değildir. elbette. Yani bunun şimdi şimdiye kadar efendim böyle bir yapı varsa gazeteciler yazarlar bak resmi açıklamaları öyle o yönde değil miydi? Evet. Böyle bir yapılanma varsa bunları çıkarıp insan yargının önüne koymalıdır hükümet. Evet. Idi. evet. Bugün bu böyle bir yapı varsa bunun nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini de muhtemelen gerek ekran tumanlı gerek diğer gazeteciler, yazarlar... E, aynı efendim, zamanda haberlerinde. Aynı zamanda haberlerinde herhalde vereceklerdir, göstereceklerdir. Buna zaten sahiplenmek anlamında el uzatanın eli yanar. Ya Ben hiçbir aklı başında insanın bunu sahiplenme şansının olabileceğini de zannetmiyorum. Evet. Mustafa Karalioğlu, evet. bir tehlike daha nasıl ifade edilebilir? diye yazmış. Bugünkü manşetleriyle ilgili bir de ona bakalım. Şimdiye kadar olanları bir yana bırakmak isteyenler bıraksın. Ama sadece bugün Star gazetesinde yayınlanan dinleme izleme listesi bile başlı başına tehdidi ifade etmeye yetiyor. Yolsuzluk, rüşvet, örgüt vesaire bu noktada bahanedir. Ülkeyi baştan sona bir Big Brother düzenine sokmaya niyetlenmiş ve bu yolda akıl almaz mesafeler kat etmiş bir yapının uzun kulakları ve derin gözleri çalışıyor. Yıllardır çalışıyor. Toplumun, devletin, yasaların, anayasanın hukuk adına verdiği bütün yetkileri kendi planları için kullanarak çalışıyor. Ne için? Kimsenin kendilerine itiraz edemeyeceği, kimsenin direnemeyeceği, kimsenin sesini çıkaramayacağı bir düzeni kurabilmek için. Kim iki cümle etmeye kalkacak olsa, demokrasiye destek verecek olsa, aba altından sopa gösterebilmek için. Demokrasi ve hukuk adına kaygı taşıyanlar ideolojik öfke ve sempatisinden bir an için aranıp bu gerçeği düşünmek zorundadır ki yarın da bu ülkeden demokrasiden söz edebilelim. Evet, bu ülkede demokrasiden söz edilebilir mi diyor. Ee, evet. Dediğimiz gibi bu e, 2007 yılından sonra Ergenekon davalarında ortaya çıkan dinlemelerin suyunun çıktığını düşünen birçok insan bunu ...hükümetle paylaştılar, isyan ettiler, çığlıklarını duyurmaya çalıştılar. Ben kendim Ergene Konu davasının iddianamesinde evet. Erzurum'da bir görevli kızla İstanbul'daki bir güvenlik görevlisinin telefon konuşmalarının iddianameye girdiğini bizzat okudum ve ne, ne alakası adı? var diye sorduğum, yani niye böyle bir şeyi bu iddianameye koymuşlar diye sorguladığım bir durumdu. Herkes bunu çok konuştu ama o dönemde bugün buna isyan eden insanlar o işe hiç ses çıkarmadılar. Bugün de bu isyan noktasına geldi. İsyan noktasına geldi. İnşallah bundan sonra da önlem alınır diyelim bunlara. Eğer bunlardan biz bir doğru düzgün bir demokrasi inşa etmeyi gerekçesini üretebilirsek o bir kazancımız olur. Ama bu konuda çok da öyle hayalperest olmamak lazım. Elbette tabii Yani tabii. geçmişte <laughs> yani öyle kimin işine yarıyorsa oradan evet, bakıyor zaten ge Geçmişte alarak. öyle kötü tecrübelerimiz var ki bizim Yani daha ne sakillikler yaşandı Türkiye'de Ama bunların hiçbirisinden biz e, hayırlı bir şey çıkaramadık Bir ders çıkaramadık Ama şu tablo ben e, öyle ümit ediyorum ki Yani güçlü bir iktidar şu anda Ve Tayyip Erdoğan güçlü bir lider eğer bu seçim sonucu sonrasında çarenin demokrasi ve hukuk devletini bütün kurallarıyla inşa etmek olduğunu fark ederek o yönde harekete geçebilirse ve kendisi için de zaten artık yani siyasi hayatının son noktası değil mi? Yani, yani cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı olabilirse adaylığı, olmazsa cumhurbaşkanlığı evet. kendisi için yani olursa öyle diye düşünüyorum. Yani ondan sonra Türkiye'de bu bu tür pisliklerin bir daha bir de gördü ki yani sadece dini söylemlerde müşterek olmak bir şeyleri aynı noktada kotarmaya yetmiyor. Ama Türkiye'ye bu sonucu yaşatan da aynı Tayyip Erdoğan değil mi? E tamam işte yani. Değil mi? Yani Yaşa şimdi bu işin bir maliyeti an... olması gerekmiyor mu? Ama, ama ben 10'la on, ilgiliyim yani Şu sonuçta. anda şu anda Tayyip Erdoğan'ın bu kadar öfkeli olmasının altında yatan az sebep birazdaki biraz da herhalde kendine kendi mi sorumluluğunun da e, farkında oluşu. Sadece kendi kızarak bu sorumluluktan kurtulmak da doğru bir şey değil, de değil değil mi? Yani orada da başka bir sorgulama yapmak herhalde. gerekiyor. E, az önce söyledin. Yani burada çıkış sadece dini birliktelikle bu işlerin yürümeyeceğini anlamış olmak ise bile evet. bugün yine meydanlarda kullanılan üsluba baktığın zaman çok farklı değil. Hayır, elbette değil farklı değil ama Ama seçim yani, sonrası seçim, ne getirir bilmiyorum işte ben ama ben de onu 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 merak ediyorum bir çok balkon konuşmasını dinlediğim için. Ama ben mesela, için ben Tayyip olamıyorum. ben Tayyip Bey'in e, bu süreçte laikliğin önemini cumhuriyetin kazanımlarının öneminin daha bir e, farkındalık içinde olduğunu düşünüyorum. Hangi maliyetle olduğunu şu, da görüyoruz. Şu, geçen gün e, bu Fatih projesi dolayısıyla çocuklara biliyorsun şey dağıttı. Evet. O tabletleri evet. dağıttı. Orada e, yaptığı konuşmada belki birçok insanın gözünden kaçtı ama e, bu, sizler Mustafa Kemal'in cumhuriyeti emanet ettiği nesillersiniz dedi. Bunlar önemli. Bana göre e, o e, gerçi Mısır'da yaptığı konuşmada da laikliğe vurgu yapmıştı falan filan diye Ama ben e, her, e, az önce sen de söyledin ya bir musibet bin nasiyattan evladır diye. böyle bir hal var olacak. gibi görünüyor. 17 Aralık'ın sonuçlarını görüyoruz. 17 Aralık'ın sahi... Aralık yalnız başka bir tarafı var. Yani bu efendim bunu e, o yolsuzluklar meselesini görmezlikten gelme anlamında değil tabiatı. olmaması gerekiyor o, o değil yani hele o ve e, enteresan ba ilişkiler banyodardık banyodaki o liflerin içinde liflerde de keselerde de para çıkmış evet yani bu, bunu ama onların sahipleri de şu anda dışarıdalar Dışarıdalar dışarıdaydılar bu konuyu evet, da unutmamamız evet, lazım evet. bir mesele daha var bu dinlemelerden bahsederken 17 Aralık dedik 17 Aralık meselesi önemli çünkü aslında bir başka tartışma devam ediyor bu süreçte evet. o tartışmanın içinde de enteresan kayıtlar geliyor. Şimdi bu kayıtların bir bölümü kamu ilgilendirdiği için doğal olarak bizim televizyonumuzda da yayınlandı. Ee, özel konuşmalar mümkün olduğu kadar o evet. meselelere girmeden devam ettik biliyorsun. Sen de şahidlisin bunun. Şimdi yeni bir kayıttan bahsediyoruz. Ee, bir akşam kaza yapıyor El Kadı Hı -hı. ve Usame Kutup arabanın içinde. Başbakanlık koruması evet. da var. Usame Kutup El Kadı'nın yaralandığını kime haber veriyor? Başbakanı haber veriyor. Evet. Diyor ki bir kaza geçirdik. Ee, El Kadı yaralandı. Doğrudan başbakan ilgileniyor şaşırıyor. Nasıl durumu diyor. Arkadaşım demişti evet, zaten evet. daha önce. Hangi hastaneye gideceğini söylüyor. Buraya kadar bilmiyorum. Bence olağanüstü ama hadi olağan da karşılanabilir bir durum diyelim. Sonrasında bir kaza tespit tutanağı düzenleniyor. Kaza tespit tutanağında el kadın ismi yok. Yaralanmış, hastaneye kaldırılmış, ambulanslar götürülmüş. Ee, ve buna rağmen orada bir kayıt bulunamıyor. Başbakanlık koruması da bu işin içinde. O kayıtta o da yok. falan gibi enteresan. Belki de yani işte insanları insanların ama... kafasında milyon soru işareti doğuran, o konuşmaları da dinledikten sonra ne oluyoruz dedirttiren bir durumla da karşı karşıyayız. İşte onu söylemeye çalışıyorum 17 Aralık diye. Onu söylemeye çalışıyorum Anladım. bu kayıtlar aslında. Yani muhte Başbakanı yani, tabii, başvuru... bir şeye doğru Tem, hareketlendirdi yani, diye. Bir, ya da Mustafa Arap... Karayaloğlu'nu ya da işte Yok. diğerlerini. Şimdi bir Arap iş, e, iş adamının e, başkan koruması nezaretinde bir e, işini görüyor olması filan herhalde bilinsin arzu edilmemiştir. Onun için tutanaklı yani Belçika'da ama. Belçika'da mesela ama böyle bir şey olursa, olsa ne olur? Hayır, olmaz abi zaten abi. yani. Ya böyle bir şey olabilir Belçika'da olabilir. böyle bir şey olabilir hayır, mesela. Veya Almanya'da böyle bir şey olsa hayır, veya yok, Zaten çıkacağım. yani trafik kazası orada bisikletle oluyor zaten. <laughs> yani aslında. Yani e, böyle bir şey olmaz. Ama bizde ne yazık ki işte o tür koruma amaçlı himaye yani amaçlı şeyler oluyor. Ama yani işte bu işlerden kazanç mı sağlanıyor? Pis. Beraber iş yapılıyor. Oğlu işte o ekiplerin içinde fotoğraflanıyor. Başka şeyler çıkıyor. Ve diğer yapılanlar yani şu anda mesela Star Gazetesi ve Tarak, e, Yeni Şafak Gazetesi eğer 17 Aralık'taki bu mevzu olmasaydı hmm. 6 bin kişilik listeden bahsetmeyecekti diye düşünüyorum ben. E, diğer organizasyonlarda evet. bunlar bunlar yapılmayacaktı. Yani e, iyi bir şey yapılıyor diye karşı çıkmak Gerekmiyor elbette ise doğruysa katkısı almak abi, lazım tabii, tabii. ama niye yapıldığını da bilmekte büyük fayda Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Mi? Evet geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Bugün Türkiye Gazetesi'nin verdiği haber de çok dikkatimi çekti bugün. 28 Şubat meselesiyle ilgili olarak yeni bir e, soruşturma başladığını söylüyor Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin Gazetesi manşetinde 28 Şubat soruşturması derinleşiyor diyor. Büyük operasyon geliyor başlığıyla vermiş bunu evet. 28 Şubat meselesini. Darbenin sivil ayağı gün yüzüne çıkarılacak paralel destek araştırılacak diyor. Yani yeni bir unsur da katılmış belli ki bu soruşturmaya. E, cemaate ilişkin unsur o. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Bilgin tarafından yürütülen soruşturmaya destek vermeleri için 3 yeni savcı daha görevlendirmişti. Soruşturma kapsamında 28 Şubat'ın medya, sermaye ve STK'larla ilgili ilişkisinin yanı sıra paralel yapının sürece desteği de mercek altına alınıyor ki o zaman Fethullah Gülen'in evet. ve cemaatin bu süreci desteklediğine ilişkin bir takım İddia demeçler var. de vardı, iddialar da vardı. Önümüzdeki haftalarda tamamlanacak ek iddianamenin yargıyı üniversiteleri ve sendikaları da kapsayacağı belirtiliyor. Yine korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız bir kere bu haberden Olabilir. benim görebildiğim kadarıyla. Yani şu ana kadar 28 Şubat soruşturmasında yani bir yere varılmış değil biliyorsun. Yani ee, iddianamenin de davanın da ne sanığı kaldı ne efendim e, tanığı kaldı ortalıkta hiç kimse kalmadı bir e, 28 Şubat'ın bir asker hadisesinden ibaret olduğunu e, Türkiye'de işte darbeyle e, iş görmeye çalışan bir asker hadisesinden ibaret olduğu gibi bir düşünce doğmuştu e, bu, ama bu 28 Şubat'ın Diyelim ki bir uluslararası boyutu varsa onu nasıl soruşturacağız? Yani buraya baktığımız vakit bizim esasında gerçeğin ne olduğunu anlamaya bunun sanıklarını içeriye atmaktan daha fazla ihtiyacımız var. Tam da burada şöyle bir sorun yok mu? Politik çıkar. 28 evet, Şubat'la ilgili soruşturma nasıl evet. başladı? Nereye doğru gitti? Birçok insan çok büyük evet. e, seremonilerle gözaltına alındı. Dönemin tabii, tabii. önemli isimleri, kudretli isimleri evet. gözaltına alındı. Davalar açıldı. 12 Eylül e, halk oylamasının sonuçları olarak bunlar lanse edildi. Evet. Ve sonrasında o gözaltıların hemen sonrasında Başbakan'ın yaptığı bir açıklama var. Dalgalar herkes yutabilir diye. Da, hayır, bir, Dalgalarda iki, üç, boğuluyoruz. Boğuluyoruz diye pardon. Evet. Doğru ifade oydu. Dalgalarda evet. ne demek istedi? Dursun bu arkadaş dedi. Evet, Türkiye'yi zor duruma düşürüyor. Peki sonra zaman geçti, zaman geçti, zaman geçti ve şimdiye geldiğimiz zaman yaptığı açıklama 28 Şubat sürecinin e, sivil ayağı niye ortaya çıkmıyor diye soran yine aynı başbakan oldu. Şimdi şöyle. O sorudan e, sonra da evet, ben Türkiye gazetesinde bu haberi görüyorum. Ben e, de, yani Türkiye gazetesinde tabii bir soruşturulsun arzusun ifadesi ama bu işte daha fazla e, 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 ileriye gidilmesi yerine ben bunun. Önümüzdeki seçimler döneminde Gerek iş gerek medya Çevresinde bir Şey sopa e, Evet yani e, yani Gerçek manada bir soruşturmadan Ziyade e, Bunu hedefli i̇şte Zaten bizim sorunumuz da bu değil mi Gerçek ortaya çıksın diye e bir öyle, dert yok zaten Politik çıkar için. diye bir dert evet, var evet, Niye evet. bugün Doğan grubuyla e, Tayyip Erdoğan'ın kavga ettiğini Başbakanın kavga ettiğini görüyoruz aslında o kavganın yani, bir sonucu o kavga, olarak mı görüyor? Yani bir kavganın o, bir sonucu evet, bu sonuçta evet. medya ayağı dediği şey Doğan grubu kastediliyor orada. E e tabi tabi i̇ş ayağı, iş dünyası ayağı dediği zaman TÜSİAD düşünülüyor Yok, ve Yani e, tabi sadece Doğan grubu değil yani bir de Samanyolu grubu var. Şimdi Samanyolu grubunun yeni eklendiğini de zaten Evet <laughs> söylüyor orada. Evet. E, bir de bu işin İş, iş dünyası ayağı, tüsüyatla nasıl kavga ettiğini biliyoruz Başbakan'ın. Evet. E, tam da bu süreçte seçimleri çok az bir süre kala e, böyle bir soruşturma işte mesele ortaya çıksın, sorumlular cezalandırılsınlar çok siyasi çıkar hesabıyla yapılmış evet, bir, yani, bir hareket olarak e, evet, evet, Bana da büyük ölçüde bu bir e, soruşturmaya dönüşmesinden ziyade bir sorumlu aramaktan ziyade bir e, ürkütme, tedirginlik Peki hangi paralel yapının servisi olarak göreceğiz o soruşturmayı yürütenleri? Bir şey sağ, bir Görmeyelim. şey bir şey bir savcı falan görmeyeceğimiz için <laughs> öyle merak bir şey yani. ihtiyacımız yok. Günün en enteresan haberlerinden birisi evet. karşı gazetesinde bütün pis işleri bana yaptırıyor diye e, Erdoğan Bayraktar'ın bir konuşma kaydından bahsediliyor karşı gazetesinde. Enteresan haberlere imza atıyor karşı evet. gazetesi yeni bir gazete. Evet. Bayraktar Bayraktar Kiptaş Genel Müdürü ile konuşurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini şikayet ediyor. Ne yeşil alan tanıyor, nesit. Kuş dinli bile imarı açtı diye bir şikayeti dile getiriyor. Ee, devamında var. Ee, bayraktar neye istinaden bizi asarlar? Hesabını kim verecek diye korkusunu da dile getiriyor bu arada. Konuşmada Bayraktar Etiler Polis arazisine bir yerine 3 emsal verdiklerini itiraf ediyor. Bayraktar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk hakkında ise ağır sözler söylüyor. Ne kadar pis iş varsa bize yaptırmaya kalkıyor. Kuş dinini imara açtı. Bana 20 defa telefon açtı. Burayı tasdik et diye sit alanı, doğal sit alanı demiyor. İmar yapıyor diyor. Evet. Nasıl bir tablo? Yani e, Bayraktar'ın tabii o Muhtemelen Şimdi Trabzon'da seçim doğru. çalışmalarına katılıyor Bayraktar değil Katılıyor mi? mu? Evet katılıyor. Başbakan görevlendirdi gitti biliyorsun. Başbakanı kırmamak için gitmiştir de ama birçok şeyde bir mesafe hala e, bayrakların var diye düşünüyorum. Ee, partiye? Partiye, hükümete. Başbakan'a? Yani başbakanı artık kıramıyor. yani Çünkü bir de bir özür yayınladığı için. Yani e, başbakan'dan değil zaten yani esas İstanbul'dan ve e, e, onun ötesinde bir takım başbakana yakın insanların kendisindeki üzerindeki baskısından şikayetçi. Doğrudan doğruya başbakandan olmaktan ziyade bir takım müteahhitlerin başbakana yakın olduğu düşünülen bir takım müteahhitlerin falan baskısından şikayetçi. Evet, e, hükümet içinde özellikle bu 17 Aralık sürecinde en farklı duruşu sergileyen isim de Erdoğan Bayraktar. Evet. Aslında evet. her şeyi başbakan biliyor, biliyor diyerek evet, televizyonda yani da ilan etti. Doğrudan doğruya başbakanı suçladı. Doğrudan doğruya başbakanı suçladı. Burada da bu konuşmadan da anlıyoruz ki aslında evet. yapılan işlerden çok şikayetçi. Ama bir mecburiyetle mi yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Onlarla yani ben zamanında ben, ben bırak. şunu anlamıyorum. Zaman. Mesela yani e, orada oturmak zorunda mısın? Ben de Yani de şimdi bilmiyorum. sana evet. şurada şu haberi yapacaksın diye bir not getirilse ve sen bu haber senin bilgine, gazetecilik ahlakına, şununa, bununa aykırıysa, ise ne yapalım önümüze kondu, biz de bu işin sorumlusuyuz deyip, yapar mısın? Yapmadım, ya böyle yapmadım bir şey, da zaten. Ya böyle yani, uydum, yapmadığım için de başka ya şeylere yani, göz aldım. Ha, hiç değilse, yani şimdi nasıl kendi mesleğimizde böyle bir şey var ise, mesleki ahlak çizgisi sınırı varsa her işte var. Yani o koltukta oturmak zorunda mısın? O eli kaldırmak zorunda mısın? Evet demek mecburiyetinde misin? Kim? Yani bütün bu sorgulan siyaset bunun, bunun için zaten e, Ama bu Türkiye not, gibi ülkelerde de, buna de. hayır diyenlerin de aslında toplumdan hak ettiği desteği görmediğinde anlıyoruz ve biliyoruz değil mi? Bunun örnekleri de var. Hayır hiç Mesela biz... Abdülhatif Şener örneği var. Bir var. dönem bir dönem e, özelleştirmelerde evet. farklı davranıldığı için kızan, kızdığı için de başbakanla arası açılan, daha sonrasında özelleşme idaresi evet, elinden öyle. alınan ve partinin kurucu isimlerinden biri şu andaki durumunu biliyoruz evet. uçakçım Yani o hak ettiği desteği görmediği için de sadece e, takım şöyle şöyle bir şey var ama ee, ben e, Türkiye'de siyasetin biz hep anayasa boyutuna baktık yani gazeteciler olarak da. Ee, ve e, diyelim ki ana muhalefet açısından falan da baktığımızda öyle. Hiç siyasi partiler kanunuyla ilgilenmiyoruz. Evet. Hiç seçim kanunuyla ilgilenmiyoruz. Türkiye'de demokrasinin önündeki gerçek manadaki engeller siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu. Siyaseti kazanç kapısı haline getiren bir siyasi seçim kanunu ve siyasi partiler kanunumuz var bizim. Evet. Bu, bu, bu anayasa sonraki iş. Hani anayasayı değiştiremiyoruz. Üçte iki oy lazım bilmem ne lazım. Şu. Ama seçim kanunu değiştirebilir Türkiye. Bunun için, siyasi partiler bunun ama bunun için bir gelmiyor, kamu işte, yani gelmiyor. bunu, bu sadece Tayyip Erdoğan'ın işine hiçbir gelmediği için işine değil. Gelmiyor ya, Hiçbirinin işine da. gelmiyor. Bu. Hep konuşulur Tabii, ama hiç şekilde e, hayata yani, geçmez. E, bu kadar anket yaptı bilmem ne etti İstanbul veya diğer iller için Cumhuriyet Halk Partisi o anketlere ne kadar uydular? Hiç. Evet. Yani yine başkanlık yani Kılıçdaroğlu ne kadar mütevazi görünürse görünsün. Kılıçdaroğlu ne diyorsa o oldu sonuçta. Aynı şey Tayyip Erdoğan ne diyorsa AK Parti onu diyor. Esas Aslında olarak. dışarıda da boşuna konuşuyoruz ya, diye. Yani Abdullah en fazla bırak onu. Nokta. Hadi onlar siyasetin içinde. Abdullah Öcalan cezaevinde. Yani Abdullah Öcalan'a rağmen BDP'nin karar alması mümkün mü? Valla çok U dönüşlerini gördük en azından. Bir karar aldıktan yani, sonra Öcalan farklı fa bir şey. Ha farklı U dönüşlerini gibi. gördük. İşte, yani onun için bizlerin de gazeteci olarak sorumluluğumuz bu yönde seçim kanunu. Bu dar bölge çoğunluk filan gibi. Seçim kanunları filan üzerinde kamuoyu. Onların kalktı. Oruç. Şimdi ne var? Ha, yani, şimdi ne var? MIT var. MIT yasası. Mit çok yasa. acil. Evet, çok Niye seçimlere giderken süratle değiştirdin? Niye evet, değiştiriyoruz arkadaşlar? Acelemiz ne? Bununla ilgili... Tabi soru işaretleri, kafalarda soru işaretleri var. Sorguluyoruz. Evet. Niye değiştirdiğini Üç aşağı beş yukarı, biz biliyoruz. Sen evet. e, anlatıyorsun. Bazı değişiklikler tamam, ama bazılarına evet. ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Özellikle basına ve medyaya yönelik yapılan yeni düzenlemeler konusunda. Evet. E, bugün dijital fişleme başlıyor diye bugün gazetesinde yeni çıkarılan yasaların sonuçlarından bahsetmişler. Hı. Akşam e, gazetesinde 30 yıl sonra mit revizyonu diye başbakan yardımcısı izah etmeye çalışmış. 30 evet. yıl beklenmiş bir yasayı bir günde e, torba yasaya koyarak Şu, evet. kurumun yasasını bu niye torba, değiştiriyorsun? Şöyle bir şey var. Ben bu, bu MIT yasası ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. MIT'e bu yasada bu teklifte öngörülen önerilen yetkilerin verilmesinden yanayım ben. Tamam. Fakat benim bir şeyim var. Çekincem var. Bizde eksik olan bu 5 yıl. 5-6 yıldır da yazdım bu konular, bu konuda. Önemli olan şudur. Meclis denetimi. Eğer bir kurum denetimle denetimi açıksa bu mit de olabilir bunu genel kurmay da olabilir efendim belirle kadar olabilir. Da olabilir. Da olabilir. İşim, beledek, beledek, olabilir. <laughs> Denetime açıksa parlamento denetimine. Yani bu yargı denetimi Ama ayrı göstermelik işi. değil. Amerika'da olduğu değil gibi. yani tabii yani meclis denetimi. Yani işte orada CHP liste var, BDP liste var. ne de. Meclis açıksa ki Beşir Atalay biz buna taraftarız dedi. O zaman bu yetkilerin verilmesinden yanayım. Çünkü bu yetkiler zaten şu anda var. Biz görmüyoruz. Mevcut yönetmeliklerle düzenlenmiş. Yönetme, evet. T yönetmeliklerle ve bu yönetmelikler resmi gazetelerde MIT'le ilgili yönetmelikler yayınlanmadığı için biz onları kanına aykırımız falan diye kanına bakarak değerlendiriyoruz. Halbuki var bunlar. Dolayısıyla bunların yasaya geçmesi ve diğer kamu kurumları ve kuruluşlar için özellikle yargı kurumu yargı açısından e, emredici olabilmesi için yönetmeliğin şu maddesi diye o, o ya işte, savcıyı bağlamıyor tabii. E, bu, bu gerekli. Buna bir itirazım yok. Yani bu bu yetki Peki olmalı. denetleme olacak Ama mı sence? Bence ben olması gerektiğini söylüyorum. Ama denetleme Ve bu, olmadan bu yasayı Beşir Beşir Atalay, Beşir Atalay söylediğine göre gerek e, komisyonda gerekse genel kurulda bu denetim mekanizması gelecek dedi. İnşallah yani Türkiye, Savıkası o, o kadar kötü bir ülke ki bu konular. Haklısınız. Be. Ya yani ben buradaki yani eleştirilere tabi tabi. katılıyorum. Alınan yetkilerin nasıl kullanıldığı evet. üç aşağı beş yukarı belli değil. İşte öyledir. Için. Parlamento yani. iktidarın evet. tamamen kontrolü altında olduğu için. Evet. Oradaki denetimlerde Şu bir şey ya ifade etmediği sistem için. sistem vicdanla yapılmadığı için. Işte, e, işte işte siyasi seçim barajları aslında bir Tabii. Çünkü temelde yani o var. Dar bölge çoğunluk sistemi gelse Genel Başkan öyle demiş. Ben kendi bak, vicdanıyla sonra, hareket sonra, edebilir evet. o zaman ama Tabii. şu anki durum bunu, Bunda, bunu da mümkün kılmadığından kılmıyor. dolayı Tabii. bir denetim bile koysa Tabii. eldeki bu yetkilerin nasıl kullanılacağını biz tam olarak bilemeyeceğiz Kesinlikle. ki Sayıştay raporları bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi bu dönemde. Evet. Bunu da hatırlatmış yani olalım. Yani bun, bunlara katılmamak mümkün değil. Aynen katılıyorum. Denetlenmeyen her kurum sıkıntı doğurur. Türkiye'de de son dönemde denetimden mümkün olduğu kadar uzaklaşmanın yani, formülleri arandı. Yani güvenlik özellikle de güvenlik birimleri Genelkurmay'dan yıllarca bunun yani, için şikayet etti. Yani yani askeri ihaleleri sorgulayamıyorsun. Siz sen senin yaşın müsait değil. Ee, Sakalların beyazladı. Hayır değil. <laughs> de, şunun için değil. Yani eskiden ben gazeteciliğe başladığımda eee mecliste de, e, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ayakta oylanırdı. <laughs> yani saygı Askeri saygıdan dolayı. bütün e, genelkurmay kuvvet komutanları bütün or generaller, dokuz general, or o, şey. o lojada oturur e, ve milli savunma bakanlığı bütçesi hiç tartışılmaz. Ya yani o tasarım. niye öyle, bu niye böyle, bu falan, böyle bir şey tartışılmaz e, ayakta oynanırdı Bunu e, rahmetli Özal e, ki çok yani bir takım şeylerde kısıntıya gitmesine rağmen mesela F-16 için bu TAY bizdeki evet. TAY projesine karşıydı. Bu bir montaj projesi. Hiçbir şekilde bize know getirmeyecek, Atarım vermeyecek filan filan. Ee, Tahsin Şahinkaya'nın o zaman Özal'a söylediği şu olmuş. Ya el alışkanlığı olur. Hiç değilse. Ya vida sıkmayı öğrenirler. <laughs> Şimdi bu MIT meselesiyle ilgili Ekrem evet. Dumanlı yazmış. Parti devleti Türkiye'yi uçurma sürükler diye MIT yasasında evet. bunun bir parçası olduğunu söylüyor. Doğrusu ben son dönemde çıkartılan yasaların tamamıyla tümüne bakıldığı zaman benzer bir sonucun ortaya evet. çıktığı endişesinde taşıyorum. Bir de Ekrem Dumanlı'ya kulak verin. MIT kanunu tam bir felaket. İstihbarat dinleme merkezleri kurabiliyor. Her türlü kişisel bilgiye ulaşabiliyor. Banka hesaplarına erişebiliyor. İstediği an yabancıların sınır dışı edilmesini talep edebiliyor ve mitle ilgili belge yayınlayan gazetecilere çok ağır hapis cezası geliyor. Daha da kötüsü, istihbarat örgütü yaptığı hiçbir işlemden dolayı hukuken hesaba çekilemiyor. Tipte olduğu gibi bazı bürokratlara milletvekillerinde bile olmayan bir dokunulmazlık tanınıyor. Gel de bu ülkenin rejimine demokraside. Bu resmen Bağız rejimlerinde görülen bir muhaberat sistemidir. Böyle feci bir durumu Türkiye demokrasisi kaldırabilir mi Allah aşkına? Evet Ekrem Dumanlı da bunu söylüyor. Evet. Son dönemde bu kadar çok yasa çıkartılıyor ya. İşte MIT yasasını biliyoruz, En önemlisi torba biliyoruz. yasa Torba halinde. yasaların içinde gidiyor, evet. köşke gidiyor, köşk diyor evet. ki evet. internet yasası, yasası böyle. HSK ile ilgili zaten gündemde. Bütün torba, her, her şey torbaya, torbaya dolduruluyor. Gidecek, gü güme gidecek diye Cumhurbaşkanı imzaladı. Ya bir ya. de bu var o var. Yani, yani ben, ayrı torbanın içinde birçok şey olunca ben pişman oluyorum ama bu veto etmemesinden dolayı utku ee, Utku Çakırözen Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı Ankara temsilcisi aynı zamanda hükümet diyor bu tip yasaları, MIT gibi yasayı, internet gibi yasalarda özellikle bir adım önde götürüyor ki teklifleri, tasarıları torbaya öyle koyuyor. Sonra işte uzlaşmış olsun, bir ta, bir, bir adım geriye atılmış olsun. Zaten bu zaten yani kanun diye. yapma tekniğine baktığımızda tabii şöyle bir şey var. Yani yani kanun tasarısı yok. olsa bu zaten konu önce bürokratlar, ya bürokratların elinden hazırlanır kanun yapma Tekniğine uygun cümleler öyle mi olsun kelime böyle mi olsun sonra bakanlar kuruluna gelir bakanlar kurulunda herkes her kafadan bir ses çıkar şu olur bu olur filan filan yani iş e, uzar hatırla yani şimdi bu dershanelerle ilgili tasarı e, yani benim bildiğim kadarıyla Aralık başından Aralıktan beri gündemde, gündemde hazırlan yani hazır hazır halde gündemde. Evet. Üstelik şimdi 2008 2009'a mı kaldı? Evet bir sonraki seneye. Yani uygulaması 2 sene 3 sene oldu. 2000, evet yani şimdi e, tasarı olunca böyle ama teklif olunca öyle de iki tane milletvekilinin Şeyle, Eline veriyorlar. E, sen doğrusu bu. et dediğimiz gibi e, yani onların içinde çıkıyor. Yani. E, e, yani ne kadar sağlıksız olduğunu da herhalde sen de katılırsın, ben de katılırım Bir şey konuşulmaz, i̇şte, tartışılmaz. Ta, e, Üzerinde uzmanlar konuşmalar, hiçbir şey dinlenmeden En kötü tarafı şu, en önemli tarafı e, kanun yapma di, kanun dili e, ne çok riayet edilmediği için birçok yanlış anlaşılma beraberinde yani, getiriyor. da beraberinde getiriyor. diyor ki aslında diyor hükümet ölümü gösteriyor, sıtmaya razı ediyor diyor. Öyle bir teknikle <laughs> yapıyor ki bu işi. Ölümü gösteriyor yani. O çok Ondan sonra o maddeyi koyuyor, geri çekiyor. Biraz geri çekiyor, evet, biraz tamam. böyle evet. sağ sola falan diye bir bakalım Mutku da ne diyor. Evet. Edin. İktidar Partisi AKP 17 Aralık'tan bu yana meclis gündemine getirdiği tüm kanunlarda aynı taktiği uyguluyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı etme. Teklifleri milletvekilleri eliyle meclise gönderirken kimsenin kabul etmeyeceği en ağır, en antidemokratik hükümleri koyuyorlar. Kamuoyundan gelen tepkilere bakarak daha sonra düzeltme yapma yoluna gidiyorlar. Ama kanunu çıkarma niyet ve amaçlarını kırmızı çizgi olarak koruyarak. İşte 3 örnek. 1. HSYK kanununu itirazlar üzerine mecliste komisyonlarda ve genel kurulda düzelttiler. Ama son hali yine HSYK'yı Adalet Bakanı'na bağlıyor. 2. İnternet yasasını Cumhurbaşkanı'nın itirazlarını dikkate alarak kanun onaylandıktan sonra düzelttiler. Son hali yine tip başkanına istediği isteği mahkeme kararı olmaksızın kapama yetkisi veriyor. 3. MIT kanununda iki değişiklik yaptılar ama son hali yine MİT'e anayasa üstü yetkiler ve sınırsız dokunulmazlık zırhı sağlıyor. Evet, utkuyla dinledik. Evet. Aslında üç aşağı beş yukarı doğru bir tespit. En azından tabii, tabii, hükümetin tabii, tabii. oynadığı e, attığı adımlara e, hamlelerine bakıldığı zaman böyle evet. bir sonuç ortaya çıkıyor. Önemli bir gün, yine çok önemli, önemli bir hafta olduğu gün, önemli bir hafta aynı zamanda. E, yarın yine. Çünkü bu hafta oldu oldu. Ondan sonra. Tatile giriyor meclis. Tatile giriyor. Tatile girmeden önce de çıkarabildiği kadar <gülüyor> çıkartıyor. <gülüyor> evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Çankaya Köşkü'nün kaygılarından küçük küçük bahsetmiştik. O da bir sıkışmışlık içinde bütün ateşten topları kucağında hissediyor. Ne yapacağını tam Ama olarak Ama genelde e, yani şey. önümüzde e, Abdullah Gül'ü de zorlayan bir süreç var. O bakımdan ben hani genelde köşkten de çok e, red şeyleri çıkacağı bir dönem olmadığını düşünüyorum şu an.